neden bana söylemediniz? Bak Irmak, biliyorum çok zor. Ben de sizinle aynı durum işte. Ben senin bebeğine bir şey olmasın diye savaşıyorum. Sen şu durumda bunu mu düşünüyorsun? Anneme kalsa sana söylemek istemiyordu. Ama ben bilmen gerektiğini düşündüm. Peki anne, anlat yani. Nasıl oldu? Ne zaman, ne gördün, ne oldu? İşte senin tahlillerini almaya gittiğim gece. Benim evimde. Benim yatağımda. Allah'ım, inanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Ankara'ya gidiyorum dedi bana. Ankara'ya hep gidiyor yani. Bu hep böyle mi oluyordu? Yani böyle şeyler mi oluyordu hep? Bunu hep yapıyor muydu o adam? Bunu yapma kendine. Bu sorular hiç bitmez ama cevapları yok. Kendimden biliyorum. Kimdi peki? Kadın kimdi? Genç bir kız işte. Ay, yok artık. Ya bak, senin hamileliğin riski diye söylemek istemedim ama Adnan doğumdan sonra her şeyi itiraf edecekti, söyleyecekti. İnanamıyorum. İstersen bunu gidip bir Adnan'la konuş. Ne konuşacağım? Ne diyeceğim yani? Ne diyeceğim? Beni niye aldattın? Nasıl aldattın beni? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Yok yok yani, aklım asla almıyor ya. Bence bu bir kabus ve ben birazdan uyanacağım. Kabus mu? İnanamıyorum böyle bir şeye. Ay. Irmak. Yalnız kalmak istiyorum. Kalamazsın. Konuşmak istemiyorum. Tamam, konuşmayalım. Ama seni yalnız bırakamayız. Bana iyi oldu değil mi? Yapma bunu. Hayat böyle ödül ceza sistemiyle ilerlemiyor. İnsan bazen hiç hak etmediği şeylerde yaşayabiliyor maalesef. Merak ettim ama. Evet. Anlat bakalım. Neyi anlatayım? Neyi mi anlatayım? Karsül'e çevirdiğiniz dolapları. Ya sen beni aptal mı sanıyorsun ya? Ha? Sence ben aptal mıyım? Farkında değil miyim hiçbir şeyin? Dün Karsu beni buradan aldı. Sonra otele getirdi. Sonra sen beni görünce böyle tuhaf tuhaf, garip garip böyle bir hareketler falan. Aynen. Öyle oldu. Ne oldu? Sen Karsu'yu bekliyordun. Sonra Karsu da kendince senden intikam mı aldı? Lale, ben Karsu'yu seviyorum. Aşığım ona. Aşığım. Ve bu saçmalığı izah etmek için ben çağırdım onu o gece oraya. Ama kendisi o kadar öfkeli ki bana, doğal olarak hakkı. Bana böyle bir ceza verme gereği duydu. Bir dakika, anlamadım. Şimdi siz cilveleşmenize beni alet mi ediyorsunuz? Hayır. Yani ben senin oraya geleceğini bilmiyordum ya. Dile, sen aptal mısın be? Ha? Sen aptal mısın ya? Karsu seni sevse böyle mi yapar Allah aşkına? Sinirli olmak başka bir şey. Elleriyle gelip beni sana teslim etmesi başka bir şey Atilla. Olabilir ya, sevmiyordur belki. Sana ne ya bunda? Ben Karsu'yu tanıyorum. Gerçi şimdi tanıyamıyorum ama seninle olmaz Karsu. Böyle boşuna hayallere kapılma sakın. Olmaz, bu iş olmaz. Üç çocuklu bir kadın o. Senin gibi mafyayla işine be. Lale, ben bu mafya işlerinden zaten kurtulacaktım. Yapma ya. Evet. Ama işte bir aksilikler oldu ve ertelemek zorunda kaldım. Babam gibi aksilikler. Ama ben bu karanlık dünyayı öyle bir aydınlatacağım ki artık. Evcilik oyunu ya bu. Biz evcilik oyunu oynuyoruz şu an.
Bitecek bu. Nasıl olacak o? Ben ne yapacağım? Ya ben ne yapacağım? Ben anneme ne diyeceğim mesela? Geldi kadın işte evlendim dedim. Geldi 3 gün sonra boşanıyorum mu diyeceğim? Diyeceksin ya. Ne var bunda? İnsanlar 5 dakika sonra boşanıyorlar ya. Söyle işte beni söyle. Ben kötü bir insanım ya ben. Mafyayım ya ben. Bak böyle çıktı bu çocuk da ben bundan boşanacağım mı? Sen beni böyle ortada bırakamazsın. Ortada mı bırakıyorum ben seni? Evet. Lale bak. Sen ağzını kapalı tutsaydın bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Olmayacaktı ya bunlar. Ya yeter. Ya sanki biz böyle bir aşkla bir şeyle evlenmişiz gibi. Bak korkuyorum ben, yapma ne olur. Belki ben büyük bir aşkla evlendim, nereden biliyorsun? Anlamadım. Belki ben büyük bir aşkla evlendim, nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun çünkü gömmüşsün kafanı kuma, hiçbir şey görmüyorsun, duymuyorsun. Lale, bitecek bu. Lütfen. Kabul et bunu artık. Irmak, hayrola? Nereye? Eve dönüyorum. Konuşmaya mı? Yok, bayağı dönüyorum. Ben gidersem öyle sessiz sedasız gitmem. O evi yakar, öyle giderim. Yapma Allah aşkına, korkutma beni. Anne, korkacak bir şey yok. Ben de geleyim mi seninle? Adnan'a bildiğimi söylemeyeceğim. Yani bayağı intikam almaya dönüyorsun sen. Aynen öyle anne. Bana yıllardır yaşattığı acıların bedelini ödeyecek. Ben onu hep önceliğim yaptım. Onun yüzünden sizinle bile yıllarca görüşmedim. Ne için? Bunun için mi? Salak yerine konmak için mi? Ben bunu asla kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Irmak, lütfen aklımızı sende bırakma. Bak zaten hamilesin. Vallahi hiçbir şey umurumda değil. İyice düşündüm. Ne düşündün bakayım? Söyle biz de bilelim. Zaten haberiniz olur. Ne yapacaksın sen? Öyle gidip bağırıp çağırmayacağım. Aklımı kullanacağım. Neyse, aklınız bende kalmasın, merak etmeyin. Haber veririm ben size. Araba var değil mi? Şoför geldi mi? Özür dilerim. Sen doğru olanı yaptın Karsu. İyi ki bana söyledin. Ben özür dilerim. Sakın kendini suçlu hissetme. Sen yani sarılmayı pek sevmiyorsun. Rahatsız oluyorsun. Merak etmeyin beni. Bizi habersiz bırakma. Bırakma. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Benim fedakar arkadaşım. Nasılsın? Lale. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de ne olsun?
Ben de ne yapayım, seni görmeye geldim ben. Tabii tahmin ettim, kitap olacak halin yok sonuçta. Yo alırım belki, bilmiyorum da. Ama ben esas sana teşekkür etmeye geldim. Yani dün gece harikaydı yani, şahaneydi. Çok sevindim, ne güzel. Gerçekten yani bak, bana böyle bir sürpriz hazırlaman var ya, o kadar kıymetli ki benim için. Net söylüyorum yani gerçekten. Bak ben balayı yapamadım ve çok üzgündüm. Sen bana balayı yaşattın. Sen bayağı bir detay anlatmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet, anlatmak istiyorum, anlatacağım. Anlatma. Rüya gibiydi. Vallahi rüya gibiydi. Yani Atilla o kadar şefkatli bir adam ki, böyle sarıp sarmalaması seni falan. Gerçi bizim ten uyumumuz var aslında. Ben çok sevindim. Gerçekten. Çok mutlu oldum ikinizin de, ama özellikle senin adına ve buna ben vesile olduğum için çok daha mutlu oldum. Anlatamam. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Ay aşkım benim ya. Sen var ya cansın, can. Açıkçası ben biraz bana kuruksun zannediyordum. Hayır. Ha? Yok. Hadi canım. Değil miydi? Gerçekten mi? Gerçekten. Zaten kuruk olsa dün geceyi yaşatmazsın bana. Yani. İyi. Yemeğe de gel. Olur, gelirim. Olur mu? Tabii tabii. Aa, neyi söylemedim? Atilla asıl teşekkür ediyor sana. Vallahi çok minnettar, çok teşekkür ederim. Gerçi kendi arar teşekkür eder. Sonuçta siz yakın arkadaşsınız. Tabii kesin söyler. Arar birazdan o da zaten beni. Bu saatlerde her gün konuşuyoruz biz. Aa, o zaman sen selam, benden selam söyle Atilla'ya. Evet, tamam bak. Ben senden bana, o senden bana falan karışıyor. İyi o zaman. Çocukları öp benim için. Olur, öperim. Sen de Atilla'yı öp. Kendin için ya, benim için olacak hali yok herhalde. Ne diyor diyorum ben de. Yok canım daha neler. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hoşça, hoşça kal. Kal canım. Bay bay. Bay bay. Bravo. Afiyet olsun. Doydun mu? Hı? Aa, yok öyle doydum. Tatlısız olur mu? Daha tatlı var. Aç bakalım ağzını. Tatlı geliyor. Hanimiş tatlı. Bunları yiyeceğiz, büyüyeceğiz. Al bir tane daha. Ah şöyle. Bak yakışıklı. Bana bak lan. Bir daha hiçbir kadını rahatsız etmeyeceksin. Tamam mı? Bize ne lan senin sapık zevklerinden? Sapık! Cine! Cine! Şimdi bunun arkasından ağlar. Aynen. Bunların hepsi bitecek. Yoksa annecik sana kızar. Şimdi düşün bakalım. Ben neden milföy yedim? Bu soruyu kafanda sürekli bir dolaştır. Tamam mı? Aslan parçası. O kutu bitecek yakışıklı. Tamam mı? Lütfen dinler misin beni artık? Sence şu anda müsait miyim Atilla? Hı? Rica ediyorum. Lütfen konuşalım. Konuşamayız. İşimdeyim, gücümdeyim, patronun yanında. Lütfen gider misin? Benim için sorun yok. Teşekkürler Cevdet Bey. Gider misin lütfen? Benden günah gitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atilla bırak! Bırak! Bırak beni! Cevdet Bey, bir şey yapar mısınız lütfen? Bir şey yapmam lazım. Atilla, bırakır mısın beni? Ne yapıyorsun ya?
lütfen bırak. Kaçırıyorum seni. Ne? Kafana dikkat et. Ne yapıyorsun? Gel gel gel. Gel gel gel. Polis arayın. Polis. Ne yapıyorsun? Sen şu anda bayağı kaçırıyor musun beni yani? Evet. Sabah antrenmanımı yaptım. Bu ikinci. Ha. Sen öyle san. Ne yapıyorsun? Annemi arıyorum. Olmaz. Bırak telefonumu ver. Atilla. Evet. Karsu, bak. Lütfen sakin ol. Beni dinle. Allah rızası için. Telefonumu geri ver. Vermeyeceğim. Bana bak. Konuşacağız. Sen de dinleyeceksin. Lütfen. Ağırmış elin ama. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen ne yaptın bunları? Yolda düşündün, şu an yazdın mı? Ne bu, yeni romanının özeti mi? Keşke. Ben yazsam böyle yazmam. Bizde asıl yazar babam. O yazar hayatımızı biz gider oynarız. Ama bu sefer öyle olmadı. Seni gördüm ben çünkü. Senin gözünde bir şey gördüm yani. Yani... Hayat bambaşka bir şey olabilir dedim. Evet, hayatım bambaşka oldu. Gidip bir de bunun hayatını kaydırayım dedin, öyle mi? Hayır. Aşık oldum. Bana aşık olduğun için mi gidip bir başkasıyla evlendin? Hayır. Sana aşık olduğum için... bu sefer kendim yazabilirim dedim. Ama babam geldi, hepsini sildi. Teker teker. Ne demek bu ya? Ben anlamıyorum. Senin baban... ya bir kadınla üç çocuğunun canına kıyabilecek birisi mi? Yani... normalde... bizim alemde böyle şeyler olmaz. Tabii ki. Bizde bile yani. Ama benim babam normal bir adam değil. Yapar. Sonra unutur. Hatırlayan herkesin de aklından siler. Başlayacağım şimdi sizin aleminize. Ne biçim yollar? Ne diyorsun sen ya? Kafayı yiyeceğim ben. Al. Sen mafyasın. Senin baban bir katil. Yani beni ve çocuklarımı öldürebilecek kadar katil. Reha ile Lale bunu benden önce biliyor. Ve ben ne yaptım ya ben? Ya ben bunları hak edecek ne yaptım ben? Sen bunları hak edecek hiçbir şey yapmadın. Zaman ver. Ben bunların hepsini halledeceğim. Nasıl olacak o ya? Nasıl olacak o? Atilla, ben yeni boşanmış üç çocuklu bir kadınım. Ben yorgunum. Benim öyle bir gücüm yok. Ya ben yeni bir hayat istediğim için her şeyi yıktım, buraya geldim. Hayatıma yeniden başlamak istiyordum. Ama şu anda daha beter bir şeyin içinde durmuş. Ben sadece huzur istiyorum. Tamam mı? Tek istediğim şey bu. Ama sen ne yaptın? Geldin benim karşıma taşındın. Her şeyi batırdın. Ya baktım, madem bir şey hissediyorsun bana karşı. Bir anda yok olup gitseydin. İnan bana, Lale ile evlenmenden daha az üzülürdüm bir anda yok olsaydın. Ben Lale'ye dokunmadım bile ya. Buna sevinmeli miyim şu anda? Ne güzel. Dokunmamış Lale'ye. Ay ne mutluyum, ne şanslıyım ben ya. Yaşasın. Lütfen bakar mısın gözümün içine? Benim de ne yaşadığımı görür müsün biraz? Şimdi de empati yoksun mu oğlum? Senin yalancılığın bitti.
Konu bana mı döndü yani? Uflama. Senin uflamaya hakkın yok. Tamam, uflamıyorum. Onu da sen yap. Konuşma. Tamam, konuşma. Oturuyorum buraya. Şimdi atlayacağım burada. Vay. Evet, ben de bir böyle uzun zamandır böyle uzak kaldık. Diyorum evde diyorum bir sıra gecesi yapsam mı acaba? Ya Hasan Bey, siz böyle sürekli uzak kalmaktan, hasretten bahsediyorsunuz. Hep bir özlem var cümlelerinizde. Neden acaba? Yani uzak kaldım ondan. Yani işlerimden dolayı. Onu sormayı unuttum. İşiniz nedir? Hangi meslek acaba? Genel. Genel? Genel koordinatör derler, öyle mi? Hani işte genel bizim bir takım muhtelif işte iş kollarımız var da. Da işte onlardan başında da ben. Anlıyorum tabii, biraz da mütevazısınız. Onun için çok bahsetmek istemiyorsunuz. Peki, çoluk çocuk var mı? Bir tane haylaz oğlum var. Ah ah, sormayın. Bende de iki tane kız evlat var. İkisi de başına buyruk. Allah bağışlasın. Allah kimseye hayırsız evlat vermez. Amin. Amin. Ne oldu hanımefendi? Bir yanlış bir şey mi söyledin? Aa, yok. Yok, eskilere gittim öyle biraz da. O nedenle şey yaptım. Neyse, neden bahsediyorduk? Ne diyorduk? Ha, sıra gecesi. Ha. Hani acaba diyorum ki, siz de o sıra gecesini yaparsak da siz de gelir misiniz? Evinize mi? Evimizde ama arkadaşlarınızı falan alıp gelin tabii. Sıra gecesinin kalabalığı mı? Anlıyorum, anlıyorum. Tabii bir şey yapalım, konuşalım. Zaten haberleşiriz. Elbette. Yani sakın sık boğaz etmeyin. Ben böyle şeylere çok itina gösteririm. Aman, aman hanımefendiciğim. Oğlum, şey getir bak. Evet, sağ olun. Efendim, bu da sizin Filiz Hanım. Hasan Bey, vallahi annemsiniz. Bu nedir? Bana açın bir bakın. Allah Allah. Bir saniye. Şey bu. Puzzle. Puzzle, evet. Ya ondan. Ama bu şey için hanımefendi. Bu yetişkinler için. Hani siz bir gün dediğinizde çiçeklere de gıcık oluyorum. Yok canım, gıcık olmuyorum. Sadece o ara çok üst üste geldi. Evet, o laf kalmış aklımda böyle. El emeğinizle kendi başınıza yapacağınız ve hiç solmayacak bir şey aldım. Ay, çok teşekkür ederim. Ya ne kadar ince düşüncelisiniz, ince ruhlusunuz. Yani hep mahcubiyet, hep mahcubiyet böyle size karşı. Ben ne yapsam acaba şimdi size? Sıra gecesine gelirsiniz, olur biter. Ödediniz borcu. İlla sıraya gireceksin diyorsunuz yani. Ne oldu? Bir şey hatırlattınız da. Neymiş? Ne oldu? Bunu da ne geldi? Şimdi bir tane kulaklar için lazım. Bir arkadaşımız var bu. Küşana iki doldururuz bunlar. Biz tencere gibi bir adam. Yani nasıl diyorsun? Biraz da zampara. Bu gitmiş karşısına demiş ki, ben demiş bu gece sıra gecesine gideceğim. Yalan söylüyor tabii. Bu gidiyor. Şimdi saatler geçiyor, kadın bakıyor. Kadınlar, Cabbar bizim oranın karısı, buna telefon açıyor. Herif diyor, sen nerede sana diyor. Diyor, sıra gecesinde ya. Çap eve geleceksin diyor. Gelemem diyor, hanım diyor. Sıra bana geldi. Ne? Namussuz herif ya. İşte böyle insanlar da var. Ne diyeyim, Allah ıslah etsin yani. Amin, amin. Haklısınız. Değişikmiş gerçekten. Ay sağ ol anne. Teşekkür ederim. Al canım. İyi ki geldin Irmak, sen de aklımız kalmıştı. İyiyim ben ya, merak etmeyin beni. Ay sürekli şunu konuşmayalım lütfen. Sen ne yaptın? Tamam, ben konuyu değiştiriyorum. Hazırsanız.
Aa, benim yüzüğüm değil mi o? Ne işi var sende? Deniz bu yüzüğü alıp okula gidip arkadaşına evlenme teklif etmiş. Aa, kime? Çocuğun yüzük yürütüp evlenme teklif etmesi normalde, biz gelin adayını mı merak ediyoruz? Nutkum tutuldu ya. Ama aşıktı ya, biliyorduk. Ya kızım, parmak kadar çocuğun aşkından ne olur Allah aşkına ya. Önce şeker yüzükle evlenme teklif etmiş, Allah anne bende kalmasın. Ama balım kabul etmemiş. Vay, balıma bak sen, akıllı. Ama uzak dursun o kızdan. Anne çocuk bunlar, daha ne diyorsun ya? Ay, hırsız etmiş oğlanı ayol. Ay aşkım benim ya. Haydi bir görmeniz lazım, nasıl gurur duydu. Benim oğlum bonkör deyip duruyor. Tabii canım. Babasına çekmemiş. Gurur duyulacak bir şey bence de. Ama yani tam rehalık hareket. Hiç şaşırmadım. Aa, Mert Melek geldi bugün. Kızım, ben eve bir geldim. Hepsi teyzem. Beraber böyle salonun ortasına göbek atıyorlar. Ne? Ay, göbek değil o bir kere. Halay. Ya aman işte, oynuyordunuz hep beraber. Bir dakika, anlamadım ben. Siz Mert'i eve çağırıp halay mı çekiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Evet canım, teyzenle oturuyorduk, birdenbire halayımız geldi. Hani üçüncüyü bulursak salonu daha güzel turlarız dedik, Mert'i aradık. Ay Allah'ım ya! Sıra gecesine davetliyiz. Aa, ne? Kız ne? Evet, davetliyiz işte, söyledim ya sana, bahsettim. Bir dakika, senin bana teyzenle bir yere davetliyiz dediğin şey bir sıra gecesi miydi? Ben anlamadım ki, nereden bileyim? Ne alaka ya? Ay, evet canım, işte kabul ettik, bize değişiklik olur dedik, gidiyoruz. Annem biriyle tanıştı ya. Hasan Bey. O kurtlardan kurtardı ya. Ya arkadaşça bir davet, bir şey yok bunda. Ay, siz kendinizle alay edin. Ay, çok romantik ve yöresel. Ya vallahi billahi ya. Ya artık sizin dilinize düştük ya. Ah, acı yerim, söyle neyleyelim. Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelim? Kim bilir? Kim? Ah, çok güzel. Tövbe yarabbim. Sen arada sırada uğra bana. Havardayım diye kıyma bana. Allah kurtarmış. Yani şıktı. Ama başlamışsın hemen sıra gecelerine bizsiz. Ben biliyorum senin ne kadar zamandır dışarıda olduğunu. Oğlum sen bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Sana ben hesap mı vereceğim? Ya bu aramızdaki kırgınlık bitsin diye geldim. Ben o yüzden buradayım. O zaman buraya geldiğin zaman böyle baskın yapar gibi gelmeyeceksin. Atilla Bey. Haklısın. Ama artık konuşmamız lazım. Değil mi? Konuş o zaman. Konuşayım. Ben bir tuvalete gidiyorum.
Şimdi şöyle, ben her şeyi anlattım. Biliyor Karsu benim kim olduğumu, ne olduğumu, her şeyi biliyor. Ne diyorsun oğlum sen? Şunu diyorum, sen bana bir ceza verdin. Biz Yıldırım nikahı yaptık. Şimdi aynı hızla bu evliliği bitireceğiz. İsyan bayrağı açıyorsun yani, öyle mi? Estağfurullah canım, olur mu? Ben sana yalan söyledim. Hakkın var. Ama ben o üç çocuklu kadına aşık oldum baba. O üzülsün istemiyorum. Bana zorluk çıkartırsan kaderin inini biliyorum. Gideceğim, avlayacak beni. Ne diyorsun lan sen? Blöf yapmıyorum baba. Bak ben blöf yapmam, bunu çok iyi biliyorsun. Ben dediğimi yaparım. Ya kabul edeceksin, ya da biz seninle bu gece vedalaşacağız. Karşı kim lan? Karşı kim? Delirtme beni! Thank you.